seçimlerle ilgili değerlendirme yapıldı, yapılan yanlışlarla ilgili değerlendirme yapıldı. Seçim kaybettikten sonra olup bitenlerle ilgili değerlendirme yapıldı. Ama benim beklentim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yani aklın, bilimin, ilmin yönünde giden biz Kemalistlerin, Atatürkçülerin yapması gereken ve bence yapmadığımız bir değerlendirme var. O değerlendirme şu: İlk önce biz kendimizi değerlendirerek süreci yorumlayacağız. Şapkamızı kendi önümüze koyacağız. Kardeşim, Türkiye için son derece önemli olan bu seçimlerde ben ne yaptım diyeceğiz. Buradan başlayacağız. Eğer buradan başlamazsak, yani ilk önce bu partiye üye olan bizler kendi öz eleştirimizi yapmazsak, onun dışında konuştuğumuz her cümle boş kalır. Temelsiz kalır, amacından uzak kalır. O yüzden değerli dostlarım, bu değerlendirmeleri yapıp ondan sonra konuşmakta fayda var. Ben kendi adıma bu değerlendirmeyi yaptım. İki milletvekili adayıyla çıktığımız yolda bir milletvekiliyle süreci tamamladık. Bir zaman sadece ben olursam milletvekili olur denilen Bolu'da gördük ki artık kim olursa olsun milletvekili olur. Bir CHP'li taban var. Ve şunu da göreceğiz: Bolu merkezde, Bolu Belediyesi'nde kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olur. Bunu ben mantığımın ve verilerin ışığında söylüyorum değerli dostlarım. Yaşanan seçim süreci bize bunu gösterecek. İşte o yüzden bugün yapılan kongreler, sadece Bolu merkez için söylemiyorum, Bolu'daki ilçeler için de söylüyorum, son derece önemli. Geçmişin hesabını yaparken geleceği de planlamamız lazım. Önümüzde bir yerel seçim var. Cumhuriyet Halk Partisi, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti bu seçime girecek. Bu seçimi kazanmak yeni yönetimlerin boynunun borcu. O yüzden aday arkadaşlarımızın sorumluluğu çok. Ama aday arkadaşlarımız kadar onlara oy veren siz sevgili delegelerimizin de sorumluluğu çok. Başarının ya da başarısızlığın ortağı siz sevgiddeğer, saygıdeğer delegelerimiz olacak. O yüzden bu sorumluluğu hep beraber paylaşmak durumundayız. Değerli dostlarım, ben de değişimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ve kendimle ilgili eleştirileri de size anlatmak durumundayım diye düşünüyorum. Malum uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Merkez İlçe Başkanı olarak görev aldım. Ondan sonra il başkanı olarak da atandım. Bugüne kadar parti lehine karar vermeye çalıştık. Seçimleri kimle kazanırsak onu aday göstermeye özen gösterdik. Kişilere olan duygusal kinimizi, hıncımızı, hırsımızı bir kenara bıraktık. Partinin menfaati neyse o yönde karar vermeye çalıştık. Bolu Belediyesi'ni kazandığımız zaman hepimiz ciddi anlamda sevindik. Mutlu olduk. Bu kazanç tabii ki başta belediye başkanının ama daha çok ona emek veren örgütün. Şunu net bir şekilde koymak gerekiyor: hiçbir milletvekili, hiçbir belediye başkanı, hiçbir genel başkan örgütü olmadan başarılı olamaz. Eğer Bolu'da bir başarı varsa bu örgütün eseridir ve örgüt bu eseri ortaya koyduğu için o makama gelen insan üzerinde de söz sahibidir. Ben kazandım, ben oy aldım deme hakkı hiçbir siyasetçinin lüksü değildir.
hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir. Bireysel olarak söylüyorum değerli dostlarım, en büyük hatam görevde bulunduğum süreç içerisinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ı kontrol edememek. Genel siyasetle ilgili çıkışlarına ve beyanlarına engel olamamak. Partililerimizin talebini, benim bireysel olarak kendisinden hiçbir talebim olmamıştır. Partililerimizin talebini gerçekleştirecek girişimlerde bulunduk ama başarılı olamadık. Olamadım yani. Ben Ersan Türkoğlu olarak, Merkez İlçe Başkanı olarak kendimi başarılı bir insan görmüyorum. Ve artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir üye olarak mücadele etmeyi devam ediyorum. Yani değişme ilk önce kendimden başlıyorum. Ve samimi olan herkesi kendisini değerlendirmeye, değerlendirdikten sonra da görevlere talip olmaya davet ediyorum. Evet, belediye başkanımıza söz geçiremediğimiz için kendisi şu an bizim hiçbir uğraşımız yok, hiçbir payımız yok ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi değil. Dün ittifak ortağımız İYİ Parti ile bir görüşme yapmış genel başkanıyla. Kendisi aday, kendisine başarılar diliyorum. Ama ona emek vermiş, açık söyleyeyim, onun desteğiyle de Merkez İlçe Başkanı seçilmiş. Şu an aday olan arkadaşımızla, Çetin Bey'le karşı karşıya geldim, evet. Onun desteğiyle de ilçe başkanı seçildim, inkar etmiyorum. Ama ona da emek verdik, aday da gösterdik. Bundan kimse inkar edemez. Şunu söylüyorum, bu parti sizi 4 kere milletvekili seçti. 1 kere belediye başkanı seçti, 1 kere de aday gösterdi, ucundan döndünüz. Sizin bu partideki herkese borcunuz var. Sizin peşinizde dolaşan ve hala burada sizi çok seven insanlara borcunuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne borcunuz var. Bu parti sizi o makamlara taşıdı. Eğer başka bir partiden aday olacaksınız, altı oka ihanet edecekseniz, hakkımı helal etmiyorum size. O makamda oturmanıza sebep olanlardan biri de benim. Değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım, benim siyasetle uğraşmamın tek sebebi var. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O da çocuklarımızın geleceği, ülkenin durumu ortada. Benim oğlum lise öğrencisi, üniversite sınavına girdi, kazandı. Daha okula başlamadan ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Anlatamıyorum ben. Ortaokuldaki eğitim sistemi ortada. Bir genç nesil yok ediliyor. Ben Merkez İlçe Başkanı ikinci döneminde seçildiğim zaman en büyük sıkıntım neydi biliyor musunuz? Üniversite mezunu gençlerin feryadını duymak. Bir baba olarak kendi çocuğumla ilgili o çocukları gördüğüm zaman endişe ettim. Hala bu endişeleri taşıyorum. Ülke bu durumdayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ülke bu kadar ihtiyaç duyuyorken bizler bu kısır çekişmelerle partiyi dibe çekemeyiz. Kiralar almış başını gidiyor. Bolu gibi bir yerde 1+1 daire 9.000 lira. 4+1 daire 25.000 lira. Marketlerin durumu ortada. Sağlık sisteminin durumu ortada. Doktor yok. Kamuoyunda ne konuşuluyor? Cumhuriyet Halk Partisi. İyi de güzel kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi direkt onun sebebi değil ki. Niye gerçek gündemi ortadan kaldıracak topun içine giriyor bizim siyasi arkadaşlarımız? Konuşacaklarsa yeri burası, konuşacaklarsa yeri genel merkez, parti meclisleri, konuşacaklarsa yeri kurultay. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiçbir yerde tartıştırmamamız lazım.